Şu an Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yukarı Söğütü'nün mahallesindeyiz. Arkamızda gördüğünüz arazi 100 dönüm Safran projemizin hayata geçtiği arazimiz. Safon A şirketi olarak burada bir kurulum gerçekleştirdik. Türkiye'nin en büyük safran üretim merkezini hayata geçirdik. Bugün itibariyle dikimlerimiz bitti. Önümüzdeki Ekim ayında burada safran çiçeklerimiz, hasat çiçeklerimiz gelecek ve hasata başlayacağız. Bu proje Türkiye için, ülkemiz için, şehrimiz için özel bir proje. Biz burada kitle fonlama yöntemiyle bu şirketi hayata geçirdik. Yatırımcılarımız, ortaklarımızla beraber projemizi hayata geçirdik. Güçlü bir ekibimiz var. Bu güçlü ekibimizden bir tanesi de yanımızda Hüseyin Akdemir, Doktor Hüseyin Akdemir. Kendisi ziraat ve safran uzmanı, ziraat mühendisi. Bizler burada katma değeri olan bir tarım ürününü üretip hem çiftçiye örnek olmak hem ülkemize bir vizyon açmak planıyla bunu gerçekleştirdik. Bölgemiz, Yukarı Söğütönü mahallemiz artık su konusunda sıkıntı yaşayan bölgelerimizden bir tanesi. Biz de safranı seçmemizin sebebi katma değerli bir ürün olmasının yanında artık çiftçimize yeni bir ürün gösterebilmek, su kıtlığında neler yetiştirilebilir, o şekilde de neler üretilebilir göstermekti. Bugün burada da sizleri ağırlamaktan keyifliyiz, mutluyuz, hoş geldiniz diyorum ve sözü fazla uzatmadan Sayın Hüseyin Akdemir'e bırakmak istiyorum. Evet hocam, safran niye bu kadar önemli, niye bu kadar değerli ve şu an sadece Eskişehir değil, herhalde ülkenin bu anlamdaki tek tesisi. Neden bugüne kadar hayata geçirilemedi böyle bir proje? Evet, hepinize merhabalar. Doğru. Ben bir safran uzun yıllardan beri tıbbi bitkilerle uğraşıyorum. Yaklaşık dünya kekinin %80'ini üretiyorum. Kekik, adaçayı, defne, kimyon, anason, rezene ve ihracata yönelik bir şirketin genel müdürünü yapıyorum. Şimdi de burada Egemen Bey ile birlikte bir grupla safran üretimine başladık. Ama benim geçmişim 2015 yılından beri de Safranbolu'da zaten safran üretiyordum. Şöyle biraz tümden gelim yapayım. Dünyada 500 bin kilogram, yani 500 ton safran üretiliyor. Bunun 430 tonunu tek başına İran üretiyor. 7 bin ton Afganistan, 6 bin ton Hindistan, 2-3 bin ton Yunanistan ve İspanya gibi devam ediyor. Türkiye ise her ne kadar adı Safranbolu, Safranbol gibi olsa da Türkiye'deki üretim toplam sadece 80 kilogram. 500 bin kilogram, yani 500 ton. Türkiye üretimi 80 kilogram. Safran tabii ki çok özel, çok en pahalı tıbbi baharat bitki bu. Baharat tıbbi bitki, tıbbi aromatik bitki. Örneklersem kekik 30 lira, adaçayı 25 lira iken safranın kilosu şu anda 160 bin, 150-160 bin TL civarında. Bu tabii bir emek yoğun bir iş bu. Öyle arpa, buğday, mısır, nohut ziraatına benzemez. Mekanize olmuş olan bir tarım değil. El emeğine dayalı bir iş bu. O yüzden şimdiye kadar Safranbolu'da öyle 100 metrekare, 200 metrekare alanlarda üretiliyordu ki üretim de devam ediyor. Ama topu topu dediğim gibi 80 kilogram, yani 80 dekar. Az önce Sayın Başkanımız da ifade ettiği gibi Egemen Bey'in, bu tek parçada arka plana lütfen background'a bakın. Arkadaki bu sıraların uzunluğu tam 280 metre, yani 100 bin metrekare. Yani 100 dönüm, yani 100 dekar. Tek şu anda bu tarazi Türkiye'deki bütün safranların toplamından daha büyük bir tarla. Bu safran yarı kurak iklim bitkisi. Çok sıcak, çok yağış istemiyor. Burası gibi yılda 300-400 milimetre yağan, yağış olan ve toprak yapısında kumlu tınlı olan yerlerde yetişebiliyor. Buradaki en önemli argüman işçinizin olması lazım. Yani tarımı mekanize olmuş bir durum değil. Biz Egemen Beylere geçen yıl tanıştığımızda, işte benim o safran etkinliğinde, Safranbolu'da her yıl etkinlik yaparken, Egemen Beyler geldiler, gördüler ve geçen sene 10 dönüm burada üretim yaptık biz. Başarılı olduk. Hemen bu tarlamızın yanında 10 dekar safranımız var. Ve buradan sonuç alınca 100 dekar da üretmeye başladık. Gerçekten
Bu Türkiye'nin en büyük tarlası. Hatta iddia ediyorum dünyanın tek parçadaki en büyük tarlası. Tek parçada ama. Örneklersem Yunanistan'da 2000 dönüm safran üretiliyor. Burada da 1000 çiftçi üretiyor. Ne demek? Bir çiftçi başına 2 dekar demek. Biz de burada bir çiftçiyiz. Demek ki bir çiftçi başına 100 dekar üretiyoruz. Ve bunun tabii ki el emeğine dayalı olduğu için arkada gördüğünüz sıraları yapan makineleri arka tarafta görülüyor. Onları kendimiz dizayn ettik, imal ettik. Çünkü Türkiye'de bunun tarımı mekanize olmadığı ve gelişmediği için el emeğine dayalı yapıyorlar. Biz de yaptık. Bunları makineleri gerçekten çizerek, işte ben ziraat mühendisi olmam nedeniyle Ege Memeli'de mimar olduğu için çizdik, ettik ve sanayilerde yaptık. Bir makinamız Ödemiş'ten geldi. Diğer makinamızı Eskişehir sanayisinde yaptırdık. Ve safranın tarım hakkında birazcık bilgi vermek isterim. Safran çok yıllık bir bitki. Tarlada 4 yıl kalır. Örnek dersem, hani beni dinleyen çiftçilerim anlayabilmeleri için söylüyorum. Buğday 1 yıllıktır. Ekersiniz, her sene buğday ekersiniz. Mısır her sene ekersiniz. Fasulye, nohut, karnabahar, lahana her sene ekersiniz. Benim safranım ise çok yıllık. Yani 4 yıl tarlada kalıyor. Ve bunun ilk dikim zamanı, sizin deyiminizle ekim zamanı 1 Ağustos ile 15 Ağustos. Biz burada 31 Temmuz'da dikime başladık. 100 dönüm çünkü uzun sürüyor. Yüzlerce işçimiz arka planda şu anda çalıştığını görüyorsunuz. Ve biz bugün itibariyle dikimimizi bitirdik. Ve bu çok enteresandır. Hemen 1 Ekim'de de çiçek açacak. Daha yaprak çıkarmadan ilk çiçek çıkacak. Bunun çiçeklenme süresi 45 gün. 1 Ekim ile 15 Kasım arasında çiçek açacak. Ve biz bu çiçekleri, şimdi pahalı olması nedenlerine geliyorum sorunuzun yanıtını bulmak için bilimsel açıklama getiriyorum. Her sabahleyin işçimiz girecek, safranın o mor çiçekleri tek tek elleriyle toplayıp öğleden sonra da içinden organlarını ayıklayacağız. Eğer toplamada gecikirsek arı gelir, onun polenlerini ve stigmasını yer. Safran çiçeğinin 3 önemli parçası var. Tabii şu anda gösteremiyorum. Eğer böyle Ekim sonu, Kasım başında gelirseniz burada zaten çok güzel bir hasat şenliği yapmayı planlıyoruz tüm ekibimizle birlikte. O zaman size mor çiçekleri gösterebileceğim. Tabii telefonum da var ama size göstermem de anlaşılması da zor olabilir. Safran çiçeğinin dışında 6 tane yaprak var. Bunlar reçel imalatında kullanılır. O yaprağın içerisinde, petal yaprakların içerisinde 3 tane sarı renkli erkek organ var. Bilim konuşuyorum, yanlış anlamayın. Bunlar da çok ekonomik değeri yoktur erkeklerin. Bunlar ancak sabun, kolonya, lokum yapımında kullanılır. İçinde ise 3 tane de iplikçik vardır. Biraz daha uzun ve kırmızıdır. Ve buna biz red gold deriz. Kırmızı altın deriz. Dolayısıyla asıl o kıymetlidir. Onlardan tam 150 bin çiçeği toplayacağız. İçinden o kırmızı iplikçikleri çıkaracağız. Ve bunu tarttığımız zaman 1 kilo gelecek. Yani 150 bin çiçekten 1 kilogram safran elde edeceğiz. Bu çok zahmetli bir iştir. Gördüğünüz gibi burada birinci yıl ektik, diktik. Birinci yıl bir dekardan yani 1000 metrekareden sadece 100 gram safran alacağız. İkinci yıl 500 gram alacağız. Üçüncü yıl ise 1000 gram alacağız. 1000 gram yani örnek dersem mısırdan ben silajlık mısırdan 10 ton alıyorum. Danelik mısırdan 1700 kilo alıyorum. Buğdaydan 700 kilo alıyorum. Nohuttan 250 kilo alıyorum. Ama ben bir dekardan birinci yıl 100, ikinci yıl 500, üçüncü yıl ise 1000 gram, yani 1 kilogram alabiliyorum. Dördüncü yıla geldiğim zaman artık soğan yaşlanıyor, çiçek verimi düşüyor. Bu sefer toprağın altını kazarak ektiğimiz biz normalde bir dekara 100-120 kilogram soğan ekiyoruz. Bir üç yılın sonunda ise oradan 1 ton. Dekara 1 ton yani 1'e 10 soğan verimi veriyor. Ve biz bu soğanları alıp tekrar yeni tarlalarda ekmek üzere değerlendiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu işçiliklerin büyük bir çoğunluğu kadın el emeğine dayalı. Oradan hareketle tüm Eskişehir'e ve bizi izleyenlere şöyle seslenmek istiyorum. Lütfen evde oturan hanımlar, genç kızlar, işsiz olanlar, ev kadınları lütfen bu konu için çaba sarf edin. Burada üretim yapın. Ekonomiye katkıda bulunun. Ve eşinize karşı, kocanıza karşı, sevgilinize karşı, ananıza, babanıza karşı güçlü olun. Yani ekonomik özgürlüğünüze kavuşun. Dolayısıyla bu kadın el emeğine dayalı bir iş. Erkeklerin yapacağı bir iş değil açık söyleyeyim. İnce bir iş. Yani nakış dokumaya benzer.
Ve böyle kurak, yarı kurak, Allah'ın verdiği 300-400 milimetre yağışta olabilen, toprak yapısı kumlu, tınlı olan, kirli olmayan, ağır olmayan, taşlı olmayan topraklarda bu üretimi yapmak kolaydır. Safranbolu'da üretim yaptığım için biliyorum. Tam bir aile ziraatı şeklinde gidiyor. Ama biz tabii ki burada başka bir şey. Biz bir şirket kurduk. Bunu endüstriyel olarak yapıyoruz. Ve bunu amacımız ihracat yapmak. Safran madem böyle de safran nerede tüketiliyor diyecekseniz. Türkiye'de safran bir lokumunu görürsünüz. Bir kolonyasını görürsünüz. Bir de yediniz mi bilmiyorum safran pilavını görürsünüz. Ama safran adı üzerinde tıbbi bitki. Yani medical olarak antikanserojen, antidepresan ve şekeri düşürüyor. Ve özellikle kalp rahatsızlığı, kalp atağını engelliyor. Bilimsel araştırmalarla konuşuyorum bunu. Size bunu İngilizce literatürde gösterebilirim. Ve bunu hatta kapsüller yaparak aynen bu A vitamini, D vitamini içerisine koyuyorlar. Yani normal bir antidepresan almayıp bunu aldığınız zaman sizin modunuzu yükseltiyor. Böyle bir ürün var. Diğer taraftan çok önemli bir kozmetik ürünü. Bundan özellikle hanımefendiler gece kremi, gündüz kremi, göz kremi, kaş kremi, kırışıklık giderici krem, anti-agent, hücre yenileyici gibi artı şey artıyor, immün sistem, Türkçesi immün sistem ne o? Bağışıklık sistemini artırıyor. Böyle özellikle hasta olduğunuz dönemlerde bundan bir bardak çay içmenizde sizi çok rahatlatıyor. Tıp doktoru değilim ama okuduğum şeyleri söylüyorum. Tabii ki bu konularda belki doktorlar ve eczacılar araştırma yapacaklardır. O yüzden önemsiyorum. Eskişehir şu anda Türkiye'nin en büyük safran üreten bölgesi haline geldi. Bu projede zaten siz Eskişehirlilerin ve buna tamamen hepimizin sahip çıkarak bir noktaya getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Eğer bir sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Genişleyecek mi bu alan? Şimdilik 100 dekarla mı devam edecek? Genişleyecek. Bundan sonraki aşama hedefimiz 500 dekar. Sonrası 1000 dekar. Bu hesabımız ya da hedefimizi şuna göre belirledik. Kendimize rakip olarak gördüğümüz Avrupa Birliği'ndeki üretici ülkelerin büyüklüklerini inceledik. İspanya ve Yunanistan. Biz bu büyüklüğe geldiğimizde artık onlarla rekabet edebilir konuma gelmiş oluyoruz. Hem Eskişehir olarak hem ülke olarak. Peki ilk sene verim hani çok öyle büyük değil. Değil. Ama 3 sene sonunda hani burada Türkiye'nin tek başına tüm ihracatını, evet, tüm üretimini, bir, üretimini, üretimini daha doğrusu çıkaran bir alan olacak. Aynen öyle, aynen öyle. Evet. Ve üretmek isteyen de artık Türkiye'deki tohumu buradan, evet, alabilecek. Yani. Şu tohum sıkıntısı var çünkü üreten yok başka. Yani biz şu anda burada tam 12 ton soğan kullandık. İsteyin şu anda bir ton daha soğan bulamazsınız. Bu da bizim Safranbolu ürettiğimiz için, ekibimiz de o Safranbolu ekibini tanıdığı için bir yıl önceden bağlantıya geçtik. Kaparamızı verdik, soğanımızı rezerv ettik. O soğan da bize geldi ve ektik. Şu anda bu toprakta 12 ton şu anda soğan var. 12 bin kilogram soğan dikimi yaptık biz. Evet, son olarak ekleyelim bu sürece dair. Çok değerli, çok önemli bir yatırım. İstihdamla ilgili de çağrıyı yaptık. Evet. Yatırımcı için bir çağrı. Söyleyeyim ben. Şöyle yine toparlayalım. Biz şehrimize, ülkemize bir katma değer yaratma için bu yola çıktık. Bu konuda adım adım herkesle beraber yola devam etmek istiyoruz. Bize herkes bu konuda ulaşabilir. İşin ucundan, işin bir noktasında olmak isteyen herkese biz çalışmaya hazırız. Eskişehir'de artık biz arzu ediyoruz ki bu çalışmalardan sonra katma değerli tarım ürünleri artsın. Bizim daha yapacağımız başlangıçlarından bir tanesi. Hem turizme hem tarıma, şehre bir armağan olmasını da diliyoruz, istiyoruz. Az önce Safranbolu'dan bahsettik. Bizde de odun pazarımız var. Eskişehir'imizin gelen turist sayısı da her geçen gün artıyor. Burasının da bir nebze de olsa oraya katkı vereceğini düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz sizlere buraya kadar geldiğiniz için. Hatta bir slogan da geliştirdik. Onu da söyleyelim güzel. Bu sene biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında 100 dönüm safran üretiyoruz. Sizleri 31 Ekim 1 Kasım gibi yapacağımız safran hasat şenliğine de bekliyoruz.
Evet. Ya onu yapacağız burada. Bak şöyle düşünün. Bütün şu sıralarda böyle mosmor açan çiçekler. İnanılmaz bir görüntü. Tablo, Picasso'nun tablosu gibi çıkacak burası. Sizleri o toplantıya da bekliyoruz efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.